Selam, hoş geldiniz. Sizlere karantinada neler yaptığımı, karantinada günlerim nasıl geçtiğini göstermek istiyorum. Ve belki de birinize biraz ilham olur ve bir şeyler yapmak istersiniz. Şimdi ne yapıyorum ben? Bu aralar seramiğe kafayı taktım. Ya her şeyi yapmaya çalışıyorum. Henüz daha çok yeni. Birkaç bir şey yaptım. Size sonunda onu da gösteririm. Böyle büyük bir kutum var. Bu kutunun içinde zımpara kağıdı bile var. Akrilik boyalar, pastel boyalar, sulu boyalar, daha fazla akrilik boya. Yani ne ararsanız bu kutunun içerisinde var. Ve genelde bütün vaktimi sanatla geçiriyorum. Onun dışında kitap sipariş ettim. Onlar geldi. Size aldığım kitapları da göstereceğim. Bir tanesini okumaya başladım. Onun hakkında ufak tefek bir şeyler söyleyebilirim ama diğerleri hakkında henüz bir şey söyleyemem okumadığım için. Ama size gösteririm. Bakarsınız, ilginizi çekerse siz de alırsınız. Şimdi seramik çok zevkli bir şey. Böyle bir poşete koydum. Hava almaması gerekiyor. Çünkü havayla temas ettiğinde kuruyor. Şöyle size göstereyim. Bayağı az bir şey kaldı. Yarın sokağa çıkma yasağı bittiğinde ben biraz daha alacağım. Benimkinin markası DAS. Ve bunu Trendyol'dan almıştım. Bayağı kil kokuyor. Eğer hayatınızda bir kere kil maskesi yaptıysanız kokusu aynen öyle kokuyor. Bayağı yumuşak. Şekil vermesi çok kolay. Çok basit. Öyle yani yeteneğim yok, ben yapamam diye bir şey yok. Yaparsınız ya. Ben yapabiliyorsam yaparsınız. Şimdi ben en son şunu yaptım. Ne oldu anlaşılıyor mu bilmiyorum ama bu bir mama tası. Zuzu için. Şurada, bu da Z. Zuzu'nun Z'si. Ve şimdi bu 3 günde kurudu. Biraz geç kurudu. Normalde 48 saatte kuruyor ama bu 3 günde kurudu. Şimdi bunu zımparalayacağım. Önce zımparalamamız gerekiyor. Çünkü bakın böyle yamuk yumuk oluyor. Ya da şuraları. Güzelce bunu zımparalıyoruz. En çok vakit ona geçiyor zaten. Yoksa boyaması hemen kolay. Ve boyası da çok hızlı kuruyor. Su geçirir mi geçirmez mi bilmiyorum. O kadar sağlam yaptığımı bilmiyorum ama geçirmez gibi duruyor. Deneriz. Su geçirirse de, ki ben aslında su için düşünmüştüm. Çünkü bir tane su kabı aşağıda ama yukarıda hiç su kabı yok ve susuz kaldığını düşünüyorum bazen. Üşendiğini düşünüyorum benim gibi aşağı inmeyi. Bilmiyorum. O yüzden bunu aslında amacım bir su tası olarak kullanmak. Neyse. Evet, şimdi zımpara kağıdından birazcık keseceğim. Ve bunu tamamen pürüzsüz bir yüzey elde edene kadar devam edeceğim. Su. Niye durmuyorsun sen ya? Bak ne yapıyor. Evet, tamamen zımparaladım ve bitti. Şimdi ben komple her yerinden beyaz boya geçeceğim. Beyaz boya olarak Rich'in 5'i bir arada bir boyası var. Bunu kullanıyorum. Önce bir çalkalamanız gerekiyor. Şekilde tamamını beyaz boyuyorum. Sonra bu kuruyor. Sonra düşünürüz bakalım hangi renge yapacağımızı. İçini beyaza boyamayacağım bu arada. İçini direkt tercih edeceğimiz renkle boyayacağız. açık bebek mavisi yapmayı düşünüyorum. İçine su koyarsak daha güzel olur diye düşündüm. Evet, tamamını beyazla boyadım. Şimdi açık bebe mavisi rengimizi karıştıracağız. Şimdi böyle bir set almıştım. Bu setin içerisinde mavi var. Şöyle aldık. Böyle şişesinde çok açık gibi duruyor ama hiç açık bir mavi değil. Hiç açmamışım bunu. Bir açalım. Beklediğim kadar koyu çıkmadı bu arada. Şöyle. Bu Pringles kapağıydı. Ben bunu böyle değerlendirdim. Şimdi maviyi aldım. Biraz beyaz koyacağım. Ve bu ikisine karıştırıyorum. Çok zevkli. Ben böyle renk karıştırmayı çok seviyorum. İçi komple bu rengi boyayacağım. Zuzu! Zuzu! Çok tatlı olmadı mı? Bence çok sevimli bir şey oldu. Gayet de istediğim renkli oldu. En azından içinde su bence bayağı güzel gözüküyor. Bir de şimdi ben dışını aslında dediğim gibi siyah beyaz yapmayı planladım ama şöyle zikzaklar mı yapsam? Bu Z'yi de desenli, yani daha renkli bir şey yaparız. Sarı olabilir mesela. Ya da turuncu olabilir. Bence turuncu çok güzel olur. Evet ya, siyah zikzaklar şu an hayal ediyorum. Ellerim bu arada kaçınılmaz. Siyah zikzaklar güzel olabilir ya da böyle kare kare de yapabiliriz. Daha ince bir fırça aldım. Siyahım yine böyle büyük bir şişede. Rich'in yine 230 siyah black. Yine gitti. Şimdi ne yaptığım gözükmüyor, gözüküyor. Böyle çizdim. Kurşun kalemle ve bir siyah bir beyaz kareler yapacağım. Güzel oluyor sanki. Yani en azından renkler birbirine uyum sağlıyor bence. Siz şimdi bunları hızlandırılmış izleyeceksiniz ama şu an bayağı yarım saat geçti. Bayağı vakit harcıyorum. Çünkü çok ince işçilik istiyor bu. Ama tabii ki mükemmel olmayacak. Çünkü tasın kendisi biraz yamuk yumuk. Ama gerçekten bu dönemde ne yapabilirim diye düşünüyorsanız mutlaka böyle bir şey yapın. En azından bir ürün elde ediyorsunuz ve tamamen kendi el emeğiniz ve kendi zevkinize göre onu böyle boyayıp kullanabiliyorsunuz. Neyse ki şu an kimse seni duyamıyor. Tek ben duyuyorum. Duyabilirler. Konuşmak ister misin? Ey Türk halkı. Bak. Emek. Ay, gidip yıkayacağım ya. Girmeyeyim mi? I've been on my way up, now it's really far down. I don't think I'll feel it when I... Evet ve bu şekilde boyadım. Şimdi buna bir de vernik sürmemiz lazım. Renk soyulmaması için ve sonra bitmiş olacak. Evet, bir de sizlere son zamanlarda sipariş ettiğim kitaplarımdan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir tane de başucumda, onu da hemen getireceğim. Gabriel Garcia Marquez. İlk olarak bu kitabı bayağıdır göz hapisinde tutmuştum ve uzun zamandır istiyordum aslında. Bu yazarın bu kitabını muhtemelen biliyorsunuz. Kırmızı Pazartesi adlı kitabı. Bunu okumadıysanız mutlaka okuyun. Bu da yaşlı bir gazeteciyi anlatan ilginç bir kitap. Böyle daha tarihi oluyor Gabriel'in kitapları. Seversiniz diye düşünüyorum. Daha sonra bu yazarı tavsiye üzerine aldım. Campanella yazarın adı ve Güneş Ülkesi. Bunun yorumları da çok iyiydi. Tavsiye üzerine zaten aldım bu kitabı. Çok merakla, sabırsızlıkla, merakla bekliyorum bunu okuyabilmek için. Sırayla okuyacağım. Ama gördüğünüz gibi genelde bütün kitaplarım böyle ince. O yüzden çerez gibi böyle hızlıca okuyabileceğiniz kitaplar. Bir saniyede çok alıyor. Evet, kameranın şarjı bitmeden geri geldim. Son iki tane de klasiğim var. Biri Stefan Zweig'in Bir Kadının Yaşamından 24 Saat. Bunu aldım ama aynı kitabın bir de Almancası var bende. Almancasını okumamıştım, Türkçesini de okumamıştım. Bunu aldım. Ve son olarak Jack London'ın Bir Kuzey Macerası. Bu da böyle hemen okunabilecek kitaplar arasında. Bayağı klasiklerden gittim aslında. Bayağı bilindik yazarların eserlerini tercih ettim. Ve şu anda da şunu okuyorum. Bu da Stefan Zweig'in bir kitabı. Geçmişe Yolculuk adında. Yine böyle çerezlik bir kitap. Hemen bitir bir kitap. Savaşa, 70'lerdeki kötü, yani spoiler vermeden, kötü olaylara direnen bir aşkı anlatıyor. Güzel bir kitap. Az kaldı benim de bitirmeme. Böyle. Benim son olarak aldıklarım buydu. Onun dışında burada bütün okuduklarım var. Bir bu kadarı da İstanbul'da değil, ailemde okuduğum bütün kitapları taşınırken yollamıştım. Öğrenci evine taşındığım için o zamanlar. Kitaplarımı koyacak yerim olmaz diye düşündüm bir oda içerisinde. O yüzden şu anda yeni... Evet, yani ayrı eve çıktığımdan beri de şimdi tekrardan sıfırdan bir kitap koleksiyonu oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü liseden bu yana, liseden de önce aslında, ilkokuldan bu yana bütün kitaplarım annemlerde ve onları bir daha buraya geri getirtmek biraz zor olur. O yüzden yeni yapıyoruz. Ve bunlar da klasikler olduğu için mutlaka koleksiyonumda olmalı diye düşündüm. Kitapları Trendyol'dan aldım. 5 liraya çerez gibi tüketebileceğiniz kitaplar. Çerez diyorum diye hafife aldığımı ya da aşağıladığımı düşünmeyin. İyi eserler. Çok iyi eserler. Öyle saygısızlık yapmak istemiyorum. Çerezlik dememin sebebi hızlı okunabilmesi ve az sayfa sayısının bulunması. Şimdi böyle genelde seramikle uğraştıktan sonra işte bir şeyler yiyorum. Dinleniyorum. Sonra kitabımı okuyorum. Sonra hadi bunları yaptım. Ne yapacağım diye kara kara düşünmeye başlıyorum. O zaman da ya boyayacak bir şeyleri gözüme kestiriyorum. Geçen gün çerçeveyi boyadım. Bugün de başka makyaj masamı gözüme kestirdim. Tamamen değil. Nereyi kastettiğimi göstereceğim size. Sonra ise ki birkaç gündür sırf bunu yapıyorum. Özellikle akşamları ve geceleri artık tamamen yorgun olduğumda Sims oynuyorum. Ben Sims'le 9 yaşında falan tanıştım. Ve hep oynadığım bir oyundu. Bayağı bağımlısıydım. Sonra lisede artık hani dersler ağırlaştıkça ben biraz böyle bilgisayardan uzaklaşmaya başladım. Şimdi karantinada artık hani ne yapacağım diye düşünüyorum. İşte oku, boya, hani bir yere kadar. Biraz da böyle eğlenceli bir şeyler istiyorsunuz. Puzzle desen yok, satmış zaten, puzzle bulamazsınız şu an. Aklıma Sims geldi. Sims 4'ü tekrar indirdim. Durma play.com'dandı galiba sitenin adı. Yazacağım buraya. Oradan alabilirsiniz. Şu an bayağı indirimde. Eğer aklınızda zaten Sims satın almak varsa şu an indirimdeyken almanız daha mantıklı olur. En azından kar etmiş olursunuz. Ben öyle yaptım. Hemen de indi, oynadım. Oynuyorum. Evim bitti. Sadece şu anda benim eksiğim bir mouse. Mouse'um olmadığı için çok iyi kullanamıyorum. Çünkü ben Sims'i hep masaüstü bilgisayarda oynamıştım. Laptop'ta ilk defa oynuyorum. Ve mouse eksik. O yüzden mobilyaların yerini mesela şu anda değiştiremedim. O biraz beni böyle gerdi. Neyse, şimdi hadi gelin bir boyama daha yapalım. Karanlık oldu ama nereye boyayacağız biliyor musunuz? Şurayı. Bu tahta kısmı beyaza boyayacağız. Çünkü çok gözüme batıyor. Artık hani madem boyam da var, boyayalım. Evet, günümün bu saatinde böyle yatağıma geçip kitap okuyorum. Kitabın bitmesine çok az bir şey kaldı. Bir 20 sayfası falan kaldı. Kitabımı bitireceğim. Ve sonra akşama birlikte Sims oynarız. Evet, pijamalarımı giydim. Şimdi Sims'i de açtım. Hemen size de göstereceğim. Şu an piyano çalışıyor. Ve size biraz evimi göstereyim. İşte bu laptoptan kullanamıyorum. Mouse'a ihtiyacım var. Yarın bir tane sipariş edeceğim. Şuradan başlayalım. Hadi ev turu yapalım. Ekran kaydı yapsam daha güzel olurdu değil mi? Ama uğraşamadım. Şimdi burası banyo. Aman. Ne yaptık? Heh. Şöyle dekoruma bakın. Çok güzel değil mi? Hemen yan. Nasıl, bir tane şöyle çevirelim. Burası benim odam. Bayağı sade henüz. Sonra hemen yanımız mutfak. Mutfak bayağı güzel. Her odada bitki unutmuyorum gördüğünüz gibi. Şurada da şöyle yakından göstereyim. Meyve tabağı ve mum. Şurada da tabii ki bir bitkim. Olmazsa olmazım çünkü. Şimdi bu da böyle hobi odası gibi düşündüm. Ama asla gösteremedim. Şöyle büyük bir kitaplığım. Sonra tuval var burada, resim yaptım. Yaptım derken ben değil işte. Karakterim. Çalışma masası ve sonra hemen salona geçiyoruz. Salon halı direkt ben yani, değil mi? Orta sehpanın üstünde de yine dekor ve bir hoparlör var. Şöminem, televizyonum ve yok bu ne, bunlar, bunun ismi ne ya? Vitrin. Vitrinim. Sonra çevireyim sizi. Bakar mısınız? Dekor ürünlerim bence güzel. Ve koltuk. Dışarıya çıktık. Dıştan da ev bu şekilde. Size böyle göstereyim. Böyle. Evim böyle bu şekilde. Şimdi ben hemen bunu tuvalete göndereyim çünkü sıkışmış. Kızım, çişin geldi. Kalk, hala çalışıyorsun ya. Böyle. Keyifli yani. Evim bu arada bakın nerede ya? Göl olacaktı şurada bir yerde. Ya uf, olmuyor işte çok fazla çıkınca. Neyse şurası göl aslında. Burada da bayağı insanlar koşuyor, oturuyor, takılıyor normalde. Bakın burada bir tane yaşlı var. Dur gitme. Gitti. Yetişemedik. Aa bakın postam gelmiş. Günlerdir posta bekliyorum. Faturalarım gelmiş. Görüyor musunuz? Faturalarımızı ödeyelim çünkü paramız çok. Kız aşçı olarak çalışıyor. Ne alaka? Başta böyle şey yapıyorlar. Envanter. Kişilik testi. Ay dur kendime çevireyim artık yeter gördünüz. Şimdi hiç oynamadıysanız size anlatayım. Başta böyle bir kişilik testi yapıyorlar. Karakteriniz, kendi sizin karakterinizi analiz ediyorlar. Ona göre de bir Sims oluşturuyorlar. Ben aşçı çıktım. Nasıl aşçı çıkıyorum? Hiçbir fikrim yok. Evet yani sırf bu şekilde 2 gündür oynamaya başladım. Eğer ilginizi çekerse bir gün ekran kaydı alaraktan da oynayabiliriz. Ben oynarken siz de beni izlersiniz. Hiç hayatınızda Sims oynadınız mı? Sims'i böyle çok çocukça mı buluyorsunuz? Bence öyle değil çünkü bayağı yaratıcılığınızı konuşturduğunuz ve uğraştığınız bir şey. Bayağı hani dekoruyla, yapımıyla uğraşıyorsunuz. Ben bu ev hazır değil. Evi tamamen kendim yaptım. Havuzu, carturt hepsini kendim yaptım. Gurur duyuyorum kendimle. Öyle günlük yaptıklarım bu. Normalde bunlara spor da dahil oluyor. Şimdi yalan söylediğimi zannetmeyin. Gerçekten spor yapıyorum. Instagram'dan takip etmiyorsanız bilmezsiniz. Instagram'dan o yüzden takip edin. Paylaşıyorum orada. Ama 2 gündür regelden dolayı hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü ayağa kalktığımda, eğildiğimde ya da böyle hareket ettiğimde işte tansiyonum düşüyor. O yüzden kendimi zorlamak istemiyorum. 2 gün ara verdim. Yarın muhtemelen daha iyi olurum. Yarın yaparım artık ufak ufak spor. Bir de spor derken böyle aman aman bir spor yapmıyorum. Benim böyle 30 dakika ısınma hareketleri ve squat falan yapıyorum yani. Öyle. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer bana sorularınız varsa yorumlara tabii ki de sorabilirsiniz. Ben oradan cevaplarım. Aklınızda bir soru işareti kaldıysa ürünleri de eklemeye çalışacağım. Bilgi kutusuna kitapları da eklemeye çalışacağım. Mutlaka bu kitaplardan edinin. Hem böyle hızlıca bitirebileceğiniz hem de ben bunu okudum diyebileceğiniz kitap sayısı artar. Ve karantinadan çıktığımızda en azından kendinizi böyle bir boş hissetmezsiniz. Çünkü bu tür şeyler insana çok güzel bir hem özgüven veriyor hem de kendinizi daha donanımlı, daha başka hissediyorsunuz. Bilmiyorum. İfade edemedim. Karantina boyunca sırf yan gelip yatıp televizyon izlemek bence mantıklı değil. Bu süreyi en güzel şekilde değerlendirmek lazım. Şu anda kendimizle baş başa kaldığımız için kendimize dönüp yatırım yapmamız lazım. Ben mesela biliyorsunuz önceki vloglarda da gösterdim. Online eğitimlere katıldım. Açlıktan ölüyor Sims'im. Bir saniye. Hadi çabuk çabuk. Evet o şimdi yemek hazırlıyor. Ben online eğitimlere katıldım dediğim gibi. Şimdi böyle birkaç tane hızlı bitirebileceğim kitaplar aldım. Onları okuyacağım. Yani karantinadan çıktığımda kendine bir şeyler katmış biri olarak çıkacağım. Bu da beni mutlu ediyor. Siz de kendinizle alakalı motivasyon eksikliği hissediyorsanız o zaman bir an önce ayağa kalkıp kendiniz için bir şey yapmanız lazım. En ufak şeyin size geri dönüşü çok büyük oluyor. Çok fazla konuştum ama böyle bunları da söylemek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. O zamana kadar sağlıklı kalın, hoşça kalın. Bay bay.